Medya koridorundan herkese merhaba. Bu bölümde çok keyifli, çok tatlı bir konuğum var. Sevgili Aslı Şafak bizimle birlikte, sunucu ve deneyimli bir televizyoncu kendisi. Uzun süredir de Aslı Şafak'la İşin Aslı programını hazırlayıp sunuyor. Aslı hoş geldin. Hoş bulduk Canancığım. Merhaba. Nasılsın? İyiyim, iyiyim. Sen nasılsın? İyi misin? Her şey yolunda mı? Sağlığın iyi mi? Çok şükür iyiyim. 2 ay önce bir koronavirüs atlattım ne yazık ki. Sen yakalanmadın bildiğim kadarıyla. Umarım uğramaz hiçbir şekilde sana. İnşallah. Evet, Zor koruyoruz günler. kendimizi. Yani birebir de program yaptığımız için biraz zor oluyor korumak ama Evet. korumaya gayret ediyoruz. Aman dikkat edelim, dikkat et. 2,5 yıl oldu görüşmeyeli, değil mi? Aslı 2,5 yıl önce programın başladığında, o zaman ben Medyatava'da çalışıyordum. Teşekkür ederim bir kez daha ilk röportajı bana vermiştin. Çok keyifli, çok heyecanlı başlamıştım ve hala o heyecanı devam ettiriyorsun. Nasıl gidiyor diye sormak isterim Bir öncelikle. kere şunu söyleyeyim. Sen bana çok uğurlu, bizim programa çok uğurlu geldin. Ben Mahberi Uçar sayesinde seni tanıdım ve iyi ki tanıdım. Yakın Uçar ve Şafak Bakkaldaşoğlu sayesinde. Ve bizim programımıza çok uğurlu geldin. O zaman düşünür müydün bu programın bu kadar yayılacağını bak Canan. Ya sen ne yapmasaydın? Umarım öyledir. Ne mutlu bana eğer öyle olduysa, ama senin o enerjin, esprili yanın ve hayat dolu neşe saçanların bence bu programın devamlılığı açısından çok önem arz ediyor. Fethi Bey Bu merhaba. arada çok özür dilerim. Ayşegül Aslı Günay çok tekrar. pardon. Şey, Ya çok haklısınız. İnanın yani. şimdi buradan Televizyon mu? Bu mahberlerin programı bir şansım olsa. Orada Ayşegül'ün sesini duydum programda. Orada Mahberi araya böyle bir giriş. yapıyor program. Birazdan Ebru Akel girecek araya. Ebru Akel'in programı falan. Yalnız Aslı, yani bu şeyde çok geleceğimizi tahmin ediyordum ama bu kadar erken başlayacağımızı tahmin ediyordum. Ülke gibiyiz. Her an her şey olabilir. Aynen öyle. Bu arada tabii BBO yapım üstleniyor yapımcılığını. Onları da anmadan olmaz. Çok sevdiğim, saydığım arkadaşlarım, sevgili Mahberi Uçar ve Şafak Bakkalbaşıoğlu. Onlara da sevgilerimizi iletelim. Nasıl gidiyor program peki Aslı? Program iyi gidiyor. Mahberi sessiz güç. Şafak Hoca da ilik. Yakışıklı ya çok. Ben onu öyle diyorum. İlik gibi adam. Türk medyası en önemli isimlerinden, duayenlerinden. Ya biliyor musun sen, ben 20 yıl önce, 25 yıl önce bunun hayalini kuruyordum. Şafak Hoca Okan Bayülgen'i yapıyordu. O zaman daha televizyon çocuğu yeni çıkmıştı. Ve ben böyle TRT'de muhabirdim. Ve tırnaklarımı yiyerek ah bir gün ben bu adamla çalışsam diye dualar ediyordum. Bir şey soracağım. Onlar mı seni buldular? Sen mi onlara ulaştın bir şekilde? Nasıl Kimse oldu bu çağrı? kimseyi bulmadı. Şöyle oldu ki eski genel müdürümüz Cem Coşkun bizi bir araya getirdi. Yani bir kadro değişikliği oldu ben başlarken. Ve Şafak Hoca ile Mahber'i aldılar. BBO yapıma verildi program ve böylelikle bir araya geldik. Ne güzel olmuş. Yani hakikaten kalbinden geçen olmuş. Ne tatlı hakikaten. Temiz kalpliyim ondan. Evet, kesinlikle. Kesinlikle. Ekonomi haberciliğinden direkt talk show alanına geçiş süreci, o bir hikayesi var onun. Onu böyle anlatırsan bize, hatırlatma yaparsan Ya çok. şöyle oldu. Tamam hani 8 yıl Türkiye'ye 2010'da döndükten sonra Bloomberg'de ekonomi 8 yıl yaptım bu işi. Benim için yaptığım ne iş olursa olsun eğlenmek çok önemli. Yani eğlenerek onu yapmam ya da bir şekilde ortaya farklı bir şey koyduğumu hissederek yapmam gerekiyor. Aksi takdirde yapamıyorum. Ve ekonomiyi de o hale getirdim. Hani kadınlar izlesin, dinlesin ev kadınları, zevk alsınlar, keyif alsınlar diye, öğrenciler dinleyebilsin diye. Çünkü hani Bloomberg deyince çok seçkinci bir kanal. Ekonomi zaten 100 tane kelimeyi ezberle ekonomi dağarcığında 5 dil bilen adamdan daha havalı alıyorsun. Yani 2 kere disponibilite de, 3 kere mevduat muzam de, bilmem o de, bu de, fed de. Çok havalı olduğun için ekonomi böyle herkese çok uzak ve yüksek bir şeymiş gibi geliyor. Alakası yok. Ben de bunun böyle olmadığını göstermek istedim ve kendim de eğlenmek istedim. Çünkü bence çok eğlenceli bir şey ekonomi. Dolayısıyla böyle başladı. Fakat 8 yılın sonunda artık geldiğim noktada bir,
daha çok para kazanmak istedim. Yani çok samimi söyleyeceğim bunu. Çünkü yaşım da artık bir noktaya geliyor ve daha rahat yaşamak istedim bir şekilde. Param artsın istedim. İki, artık aynı şeyleri anlatmaktan sıkıldım ve kendi hayatımı 2 yıllık tahville 10 yıllık tahvil faizinin makası arasına yerleştirmek istemedim. Başka şeyler yapmak istedim. Yeni insanlar tanımak istedim. Yeni bir çevre istedim. Bir de ben hep böyle talk show yapmak isterdim. Yani işte diyorum 25-30 yıldır. Ve bir gün talk show yapacağımı bilirdim. Artık buna geçmek gerektiğini düşündüm. Genel müdürümle konuştum. Dedim ki ben yani sıkıldım bu işlerden. Geçmem lazım. O da sağ olsun. Yani çok hani beni anlayan bir kanalım ve genel müdürlerim ve patronum oldu. Çok değer verdiler, sağ olsunlar. Onlar dediler tamam biz bir yolunu buluruz bakalım hani. Hakikaten bir yolunu buldular. Tamam gel sen burada başla dediler. Sağ olsunlar. Ben de oradan kendime yeni bir yol açtım. Fakat şimdi bak sana bunu söyleyeceğim. Şimdi ekonomiyi anlatırken bir canlıydı. İki, sürekli bir son dakika olduğunu düşün. Altta böyle kırmızı bant. Sürekli veri geliyor. Sürekli bir açıklama geliyor. Karşımda canlı canlı bir konuk var. Bağlandığım insanlar var. Elime işte verilen grafikler var. Oraya verdim grafikler. Yani bak ne kadar çok kaynaktan besleniyorum. Dolayısıyla orada at koşturmak kimine zor gelebilir ama bir kere alıştıktan sonra canlı yayında at koşturmak başka bir kafadır. Şimdi beni oradan al, bu gördüğün, bildiğin bizim stüdyoya koydular, düşün. Ben kendim girdim, kimse koymadı tabii, isteyerek girdim. Ve bant yayın dediler, seyirci yok. Bak, sosyal medyadan gelen tepkiler yok o anda canlı canlı. Son dakika yok, grafik yok, o yok, bu yok. Karşımda bir konuk ve bunlar genelde işte ya oyuncu ya müzisyen, sanat camiasından genelde. Egosu yüksek çoğunlukla insanlar. Karşımda bir konuk ve onun karşısında oturmuş, ona çalışmış ben. Bir onunla nasıl muhabbet edeceğimi bilmiyorum. Çünkü ben ekonomide alışmışım, kraliçeliğim var, orası benim alanım. Benim çöplüğüm, burası benim çöplüğüm değil. İki, onların egosunu bilmiyorum. Neye kırılır bu insanlar, neye bozulur, damarları nerededir, kanları ne renk akar, nereden akar o kan, Büyük nereden bu... bir risk almışsın bir taraftan. Çok büyük bir risk. Bak ben böyle sana şöyle söyleyeyim. 2-3 ay geçirdim. Böyle mal gibiydim. Hani böyle bulutların üstündesindir ama o mallık hissini düşün. Yani ne yapıyorum ben? Doğru mu yapıyorum? Bu arada sosyal medyadan da linç yiyorum. Sürekli beni ekonomiden seven insanlar Twitter'dan yağdırıyor. Sen de gittin işte magazine, şunu da yaptın. Yazıklar olsun. Biz senin için işte bilmem ne falan. Bir de bunları yaşıyor. Allah'ım dedim ben ne yapıyorum? Ben nereye düştüm? Sonra bir gün, bak 2-3 ay geçti, Can Selerçin geldi programa. Ben de bu şeyi izlerken, Beren Saat dedi, hatırla sevgili, Can Londra'daydım ama Can Selerçin'e aşıktım, böyle hayrandım. Hatta eşim bile bilirdi, Can Selerçin geldi, ben onun, ay ben size çok aşıktım dedim. Bayılıyorum size dedim. Neyse biz böyle bununla muhabbet ederken bana dedi ki, nasıl hissediyorsun dedi. Ben konuşuyoruz. Dedim ki böyle böyle aynen sana, bak dedi ne olur dayan dedi. Ben dedi seni çok iyi anlıyorum. Sen şu anda kendini, bütün birikimini, zekanı, her şeyini karşıdaki bir tane kadın ya da adamın egosuna hapsedilmiş hissediyorsun değil mi dedi. Evet dedim tam olarak bu. Aşacaksın bak ne olur aşacaksın, ne olur dayan sakın vazgeçme dedi. Can Selin o demesi, şimdi çok severim ben onu, o da beni çok sever. Şimdi ne zaman çağırsak sağ olsun hiç kırmadı. Can Selin o demesi bana böyle can suyu gibi oldu ve ondan sonra ben başka bakmaya başladım. Orada bir uyandım. Ondan sonra yavaş yavaş kendimi dönüştürdüm. Yani daha yumuşak, ekonomideki sertliğim daha yumuşak. Hani seyirciye terlik fırlatmayan, ekonomide onu yapıyordum. Seyirciye atarlanmayan, işte daha dişi, daha böyle merhametli, daha kapsayıcı falan böyle taraflarım Sevdin mi? Sevdin mi? Bu yeni Aslı Şafak'ı sevdin çok. Aşırı sevdim var ya şu anda bak 52 yaşındayım ve 52 mi? yıllık yaşantımda kendimi hiç bu kadar sevmemiştim. Bu arada yani ben hala senin o yaşta olduğuna inanmıyorum. Yani bana kimliğini göstermeden beni ikna edemezsin Aslı gerçekten. Şimdi göstereyim mi ortalıkta yani? Hani kamera kimlik mi dayım? Ne istiyorsun benden? Ne? Ne yapayım? Yani ilk tanıştığımızda da Sen anlattım. iste onu da yaparım Canan. Sen iste onu da yaparım. Vallahi yaparsın. Ben hala bir şey bekliyorum Dur yani. bekle, dur dur getiriyorum ya. Sensin bunu isteyen. Dur bekle. Aslı şaka yapıyorsun. İnanmayanlara kimse inanmıyorsun. Sözlüklerde hakkında şeyler var. Yapıyorsun. Bak görünüyor mu? Görünüyor mu? Bak. Hakikaten yani şu an ikna oldum. Evet gerçekten.
Yalnız fotoğraftaki Japon halim nedir? Bir de bu fotoğrafa bak. Bak Japon'dum ben eskiden. Bak. Bak. Ya aslında hiç değişmemişsin ama ya. Hakikaten hiç değişmemişsin. Kaç yaşındasın orada bilmiyorum ama. Yani bir herhalde 10 yıl önce falan. Yani hiç bir, yani gerçekten maşallah, şimdi nazarımla değsin istemem. Çok korkarım öyle şeylerden. Gerçekten çok idonimüsün yani, hakikaten öyle. Şimdi şeyle devam edelim, yine programla devam edelim. Programın formatı da Türkiye'de çok eşine rastlanır formata sahip bir program değil. Bir de şöyle bir şey var, o zaman da konuşmuştuk aslında seninle bunu. Türkiye'de kadın talk show sayısı da, yani talk show, kadın talk show yapan sayısı da az yani bu alanda. Sen bunu gerçekten 2,5 yıldır başarıyla devam ettiriyorsun. O dönem senin de bu yönde bana katıldığın bir açıklaman olmuştu. Şu anki durum nedir sence? Bunu aştık mı biraz Türkiye'de? Bence aşmadık. Sence aştık mı? Ben etrafımda kadın görmüyorum. Çok değerli haberci arkadaşlarım var. Şahaneler, çok gurur duyuyorum onlarla, Habertürk'te, Show'da. Yani idolüm olan kadınlar var ama onun dışında diğer alanda, hani o zaman sana da söylemiştim. Evet. Yani neden toplumda bir kadının televizyonda hazır cevap, zeki, vurdu mu oturtan, gol atan olabileceğine, çok da esprili, neşeli olabileceğine çok da inanmıyorlar. Maalesef. Yani bir de bu açıklamaları böyle hani bayağı eğitimli, kültüre, işte entelektüel diyebileceğimiz insanlardan duyduk. Erkeklerin böyle söylemleri oldu ne yazık ki. Dolayısıyla dediğin çok doğru. Aşamadık ne yazık ki. Aşamadığımız gibi hayatta kalma mücadelesi veriyoruz. Her gün, her an, her saat Türkiye'de bir kadın cinayeti işleniyor ne yazık ki. Bunun yanı sıra hem talk show alanında da öyle, medyanın genelinde de mesela kadın yönetici sayısı da çok azdır. Değil mi? Yani sen benden daha uzun süredir bu sektördesin. İşte bir gazete, şu gazetenin genel yayın yönetmeni kadın diyebileceğimiz biri yok mesela. Ya da şu kanalın işte genel müdürü. Bu yıllar çok az var. Çok az. Çok az. Evet. Çok da bir yana çıkarılıyor. Arkadaşlarımız çok da, mesela Nermin Yurteri benim Ankara'dan başbakanlık takip ederken hani başarılarını izliyorum. Var ama Nermin gibi bir iki tane var. İşte Nurcan Akat bir dönem bir gazete genel yönetmen. Ama böyle parmakla sayarız yani. O kadar isimlerini biliyorum. Aynen. Ya, bir de şey var yani, kadının medya kadını şöyle kullanıyor. Ekran önünde güzel, çekici, ekrana tutsun. Ama karar verici bir mekanizmada kadını sevmiyor medya. Karar vermek söz konusu olduğunda kadına diyor ki, ah canım bak bu senin saatin, al bu kum havuzunda sen oyna. Ama genel olarak bir kanalın ya da gazetenin ya da herhangi bir mecranın yönetimi bende, karar verici bizleriz. Evet. Yani görüyoruz. Bu bir. İkincisi, kadınla ilgili yaş ayrımcılığı çok bariz. Bak bunu da unutmamak gerekiyor. Yani doğru, kadın ekranı de çok doğru aslında. Yapıştırıcı yani, izleyiciyi ekrana yapıştırmakla görevli ama belli bir yaşa kadar. İşte kaça kadar? Bak ben de sana şunu söyleyeceğim. Kaç tane 50'nin üzerinde kadın bilirsin ekranda? 50 yaşın üstünde kaç kadın bana sayarsın? Yani. Bak Serap Ezgü'yü sayarım ben. Kendimi sayarım. Başka mesela aklıma gelmiyor ekranda programda. Yani vardır mutlaka da bir anda mesela gelmemesi de kötü. Demek ki yani, çok fazla. Evet. Yani belli bir şeyde tutar medya. Tecrübenin gerektirdiği işte 30 yaş üstünü alır kendi şovunu yaptıracaksa. Ama belli bir yaşın altında da o işi bırakır. Şimdi bu da çok ayıp. Yani insan kendini... Sadece hani canım benim bu kadar mı ediyor İstanbul Sözleşmesi'yle alakalı olarak demekle kalmıyor. Bir de bu tarafta toplumun sen yolda yürürken sana ay sen çok seviyoruz dediği, hani toplumda bir yerin olsa dahi, burada da aslında hiçleştirildiğin bir nokta var. Ben tabii medyanın genelinden bahsediyorum. Bunu aşmış kanallar olabiliyor, benim kanalım gibi. Hani bunu, buna dikkat etmeyen, senin oradaki üretimine bakan yerler var. Ama o kadar az ki. Çok az. Çok az ne yazık ki. Hala o anlayıştan ne yazık ki sıyrılamadık. Umarım hani beklentimiz kökten o geleneksel medya anlayışının değişmesi yönünde zaten. Umarım
kökten değişir ve daha dinamik, daha genç, daha çağdaş düşünen insanlar olur. Kadınlar ağırlıklı olur. Şimdi ben programla ilgili yine böyle eğlenceli bir anımız var senin de. Ben böyle ara ara stüdyoda ziyaret ederdim Mahperi'yi senin de. Zaman zaman da böyle eğlenceli bölümlere denk geldiğim anları oldu ki bir tanesi hayatım boyunca unutamayacağım bölümlerden biriydi. Bir yılbaşı bölümü çektik, hatırlar mısın? Belki de seni biliyorum. Evet. onunla ilgili böyle sen anlatsana biraz neler yaşanmıştı o gün kuliste, bir makyaj yapıldı sana. Tabii Suzan kardeş ve Neriman kardeşler geldiler. Mustafa Topaloğlu konu kaldı. Mustafa Topaloğlu geldi. Ondan sonra Mustafa Topaloğlu işte böyle beyin yakan muhabbetleriyle ben o anlatıyor. Ben de karşısında önce 10 yıl, sonra 20 yıl, sonra işte 30-40 yıl kadar yaşlandım böyle peyderpey. Yaşlandırma makyajı yapıldı. Öyle bir işte şey absürt bir iş yapmıştık. Yılbaşı. Yani uzun süredir, ben bilmiyorum daha öncesinde olduğunu da hatırlamıyorum ama böyle bu kadar profesyonel bir makyajla, böyle bir kurguyla stüdyo programı ben çok hatırlamıyorum, şahit olmadım. En azından yakın tarihte şahit olmadım. İşte hakikaten yapımcıların i̇şte, da Şafak Bakkalbaşıoğlu ve Mahperi Uçar farkı diyorum ben burada. Evet, onlar tasarlamıştı değil mi o fikri? Tabii. Böyle birlikte bir oturduğumuz bir gün böyle coşarak bu sonuca vardığımız bir gece olmuştu. Ama tabii artı bu yılkini hatırlıyor musun, bu yılbaşını? Bu yılbaşında ne yaptık? Bu Şafak Hoca'nın fikridir. Toplantıda yine o çıkardı. Ya 2020 çok fena geçti ya. Evet. Bizim o şeyi düşün, o alanı düşün, platformu. Evet. Orayı box ringi yaptık. Nasıl? Box ring yaptık. Saten kurdelelerle. Yani dişiliğimizden taviz vermiyoruz. Ortaya bir kum torbası getirdik. Üzerinde 2020 yazıyor ve böyle yeşil yeşil korona şeyleri var, çıkartmaları var. Ben bayağı bildiğin tight üstüne şeylerle böyle elimde boks eldivenleri üzerimde ama şey şifon kimona üzerinde böyle şey altın sarısı işlemeli şifon kimonamla içeri giriyorum. Bayağı böyle ringte. Sonra konukları çağırıyoruz. Bütün konuklar yine spor işte ve boks eldivenleriyle gelip herkes 2020'ye yumruklar attı. Muhabbet ettik o ringte. Öyle. Özür dilerim, ben bunu kaçırmışım. Çünkü gerçekten hepimiz için çok berbat bir yılbaşı olduğu için muhtemelen yılbaşı olarak görmediğimden dolayı 2020'yi hepimiz yok saymak istedik çünkü. Ama ne düşünüyorsun, aslında 2021 sanki 2020'yi aratacak gibi mi görünüyor, ne dersin? Ya yok, niye aratsın ki? Bence hiçbir şey aratmayacak. Yani ben hayata öyle bakmıyorum. Niye aratsın? Daha iyiye gidiyoruz. Daha bir kere nasıl aratabilir? 2020'de ne olduğunu anlamadığımız bir şeyle karşı karşıyaydık. Şu anda ne olduğunu bildiğimiz bir şeyle karşı karşıyayız. Belki 10 yıl sonra daha net anlayacağız ama en azından bir yıl önceye göre daha bilgiliyiz, daha hazırlıklıyız. Neyin ne olduğunu az çok kestirebiliyoruz. Dolayısıyla aratmayacak, tabii ki aratmayacak. Ben şeyi de anlamıyorum Canan, yani işsiz kalanlar çok haklı. Maddi açıdan zorlananlar çok haklı. Yakınlarını kaybedenler, hayatını kaybedenler, işte ciğerinde, başka organlarında kalıcı hasar bırakanlar çok haklı. Bunların hepsini çok iyi anlıyorum. Ama bunun dışında kalanlar, yani işini yapıp parasını alanlar, sağlığı yerinde olanlar, kimseyi kaybetmemiş olanların, bu üçü de sahip olanların canlarının sıkılması gerçeğini anlayamıyorum. Kimse kusura bakmasın. Bana bu şımarıklık ve gerçeklerden uzak bir ruh hali geliyor ve ben bunu kabul edilebilir bulmuyorum. Dünya bu durumda. Kimsenin canı sıkılamaz. Doğru, çok doğru. Oturacaksın arkadaşım, poponu kıracaksın, evinde oturacaksın. Gerekirse ekmek peynir yiyeceksin, susacaksın. Yani bunda artık senden çok daha kötü durumda olanlar varken ay seyahat edemiyorum, çok özledim. Ay edemeyeceksin, ne yapalım? Bunun tartışmasını biliyor. Çok çok doğru. Orada insanlar can derdine düşmüşken. Bu ne şımarıklıktır ya? Yani bunları işte bunları kabul edemiyorum. Hayat sana ne getiriyorsa, koşullar ne gerektiriyorsa ona uyum sağlayacaksın. Hayat böyle bir şey. Ama şöyle bir şey de var aslında. Bunu da hazır konu açılmışken söylemeden edemeyeceğim.
Siyasiler de keşke böyle bakıp böyle düşünebilseler ve keşke onlar da ellerini taşın altına koyabilseler. Yani şöyle bir adaletsizlik de var. Bir tarafta o insanlar evde otururken yakınlarını kaybetmişken ya da işte 20 gündür hastanede yatak bekleyip canından olabiliyorsa bir kadın bu ülkede. Diğer tarafta bangır bangır kongreler düzenlenip kalabalık cenazelere gidilip sorumsuzca davranan siyasiler varken başımızda açıkçası yani evet umutlu olmalıyız. Daha iyi olacak diye düşünmeliyiz. Umut her zaman olmalı. Ama böyle yönetildiğimiz bir ülkede başımıza ne geleceğini de bilmiyoruz açıkçası. Yani çok güvenli hissedemiyoruz belki de kendimizi. Ne Tabii düşünüyorsun? hipokrasi işte, çifte standart. Hep vardı. Hep vardı. Evet. Hep vardı. Olmaya devam edecek biz değişmediğimiz sürece. Ben bunu rantla açıklıyorum Canan. Yani şöyle, hani rant kavramını biz emlak, arsa rantı olarak biliriz ya, genelde ekonomi içinde öyle geçer rant kavramı. Ekonomiye de öyle girdi. Nerede başladı? İşte traktör geldi tarıma. Köyden kente göç oldu 1949-1950. Gecekondular oluştu. Çünkü evler çok pahalandı, arsalar çok pahalandı. Bir gecede insanlar buldukları yere ev diktiler. Bunun adı ranttı ve rant ekonomiye böyle gidip. Ben artık rantı böyle tanımlamıyorum. Zaten bununla ilgili bir kitabım var. Bana. Rantın tanımını değiştirdim. Rant bence günlük hayatta, siyasette, duygularımızda, bizde, herkeste olan bir şey. Bu memlekette var. Çünkü gelişmekte olan ülkeler buna çok kaygandır, kayarlar. Gelişmekte olan ülke ve rant kavramı yan yana oturmuştur genelde. Çünkü orada nepotizm vardır. Yakınını işe almak, kayırmak. Çünkü orası daha başka türlü survive etme üzerine kuruldur. Yani fırsatını bulan, imkanını bulanın yaptığı bir şeydir. Onun içinde herkes kendine Müslümandır o memleketlerde. Herkes kendini ve yakınını var etmeye çalışır. Bu bir yaşama biçimi ve yaşama sanatıdır. O ülkeler için geçerlidir, o topraklar. Ve doğuya kaydıkça bu daha da net bir şekilde kendini göstermeye başlar. Yani sana şöyle söyleyeceğim. Acıdan bile biz rant sağlarız. Yani bir arkadaşımızın annesi ölür, onun cenazesine gidip ondan daha çok üzüldüğümüzü gösteririz. Bu bile bizim rantımızdır. Yani acıya birinin yanında onun acısına saygı gösterme görgümüz mesela azdır, yoktur çok. Gibi gibi gibi. Dolayısıyla bu işte çifte standart, bu toprakların sorunu. Bu çok temelden bir rant sorunu. Bir de şöyle bir şey vardır. Sen Canan ve ben aslı olarak sıradan vatandaşlar, mesela kırmızı ışıkta geçerek kazandığımız 2 dakikayı cebimize rant olarak koyuyoruz orada. Beni bakan yaptıklarında, bir partinin başına getirdiklerinde, bir iş adamı yaptıklarında, bir holdingin başına getirdiklerinde benim rantım katlanıyor. Yani bu tür memleketlerde rant kavramı bulunduğun mevkiye ve gücüne göre değişiklik Çok gösterir. doğru. Dolayısıyla bu anlayış olduğu sürece, bu bir anlayış, bu bir içimize işlemiş bir kendini bir şekilde fırsatçılık hali, faydacılık hali. Ama bu hepimizde var. Yani Hepimizde, belki hepimizde. ben şuradan butikten 100 liralık bir elbise alayım. Nakit verdiğimde bana 80'e versin. Ben vergi kaçakçısıyım demektir. Bunun başka bir dili yoktur. Vergi kaçakçısıyım demektir. Güzel tanımladın Sen bana desen ki Aslı aslında. vergi kaçırdın az önce. Bak ya, falanca iş adamı da kaçırıyor Canan. Biz sürekli kendi rantımız için kötü örneklerle besleniriz. Kaçırmayanı söylemeyiz, hep kaçıranı söyleriz. Yani bu toplumlarda bu çok yaygındır ne yazık ki. Bu, yani bu bir davranış biçimi, bu bir karakter konusu. Maalesef öyle. Sen şimdi böyle bunları anlatırken şeyi düşündüm. Orayı atladık. Dedin ya işte televizyon program hani işte talk show kısmına geçmeyi biraz da para kazanmak istedim. Kazandın mı Aslı? Var mıymış bir farkı? Yapsınlar Canan. Buradan genel müdürüm Ali Can Türkoğlu'na sesleniyorum. Bir zam yap. Bak buralarda konuşuluyor artık Hayatında ya. bir değişiklik oldu mu yani geçince parası? Ya öbürüne göre tabii ki daha fazla bir miktar alıyorum ama hala Ali Can vermemek için direniyor. Az verin. Hakkımı Buyurun alamıyorum efendim. ya. Ya yok tabii ki. Şöyle bir şey var. Mesela medyada da bu sorunu sen de çok iyi bilirsin. Medyada ucuza çalıştırmak için çok uğraşır. Evet. Yani ben şimdi bu yaşta ve bu konumda bunu söylemeyeceğim. Kendim için değil ama genelde daha gençleri, daha toyları tercih ederler medyada. Genellikle.
Heves olsun, yapma isteği olsun. Tecrübe geridedir. Ucuz eleman önemlidir. Yani işte bu işte her yere sirayet etmiş bir anlayış. Bu bir bütüncül bir hal. Onun için ben bunu, inan bana, siyasetçi özelinde, medyacı özelinde, belediyeci özelinde ya da işte sanayici özelinde değerlendiremiyorum. Bu bir anlayış. Doğru. Bu bir anlayış. Buldun mu yiyeceksin. Yemek yer, bulursan ye, dayak bulursan kaç. İşte bak, bunu hayatın her yerine yayabilirsin mesela. Peki aslında şimdi takip ettiğin üzere senin de büyük bir değişim, dönüşüm de var bir taraftan. Mesela dijitalin yükselişi, diğer taraftan bağımsız gazeteciliğin daha fazla önem ve ilme kazanması ve bu alana özellikle de işte Avrupa Birliği'nin yaptığı yatırımlar vesaire. Keza ben de bağımsız gazetecilik yapanlardan biriyim. Diğer taraftan da geleneksel medyada aynı hızla, aslında bana göre televizyon kısmı olmasa da gazeteler kısmı bir çöküş yaşıyor. İşte basılı gazeteler satılmıyor artık. Ya da hep belli bir yönelik, sadece iktidara yakın olanlar için konuşmuyorum. Muhalif olarak tanımladıklarımız için de aynı şey geçerli. Belli bir yöne dayalı haber yaptıkları için de internet siteleri de çok fazla tercih edilmiyor. Böyle bir değişim, bir dönüşüm var altın altın aslında. Sen nasıl değerlendiriyorsun tecrübeli bir haberci olarak bu durumu? Ya bu güzel bir şey. Yani çok sesli olmak önemli, ama gerçekten çok sesli miyiz? Ben ona emin değilim. Yani herkes kendini bir tarafta var ediyor. Yani şöyle, gerçekten haber ne ise onu aktarmak, yorumu gerektiğinde yorum yapabilecek insanlardan almak, haberin içine katmamak, yorumu ayrı bir köşede değerlendirmek, haberin net bir şekilde olanca sadeliğiyle vermek anlayışı. Bazı evet meslektaşlarımız senin gibi, işte çok değerli eski başka haberci arkadaşlarımız gibi yapılıyor. Ama ne olursa olsun ben şunu da görüyorum. İnsanlarda birikmiş bir öfke var. Bunun içine gazeteciler de dahil. Ve öyle ya da böyle, bu çok insani bir şey bu arada söylediğim. Tek başına da yapıyor olsa, bir işte başka bir mecrada da var olsa, bir şekilde o kıstırılmışlık ya da kendine yer bulamama ya da haksızlığa uğramışlık duygusu bir yerlerden fırtlıyor. Çünkü medya, iktidarın yanında olmak ya da iktidara karşı olmak diye ne yazık ki bugün ikiye ayrılmış durumda. Böyle bir şey olamaz. Olamaz. Doğru tektir. Tek bir doğru vardır. O da haberdir. Haberin gerçekliğidir. Onun dışındaki hiçbir şey taraf olamaz. Ne yazık ki biz bunları kaybettik. İşte kaygan zemin, bu hep her şey rantçılık anlayışıyla. Yani rant dediğim şey illa para demek değil, onu da söyleyeyim. Yani dolayısıyla bunları kaybettiğimiz için bakış açımızı ve doğruyu kaybettik. Tek olan doğruyu kaybettik. Onu göremez hale geldik. Her şey flu. Dolayısıyla çok yararlı olduğunu düşünüyorum. Ben de pek çok kaynaktan haberleri okuyorum, bakıyorum, ediyorum. Bu işi çok iyi yapanlar var. Çok haberciliğine, çok iyi siteler var. Çok düzgün habercilik yapan siteler var. Önlerinde saygıyla eğiliyorum. Ve zaten hani bir şeyi hakikaten araştıracaksam o tür yerlere girip bakıyorum. Evet. Doğruluğa emin olmak için. Ama bunun yanında çok fazla kafanı boğanlar var. Mesela ekonomi haberciliği de bu anlamda çok ciddi bir namus işidir Canan. Yani iktidar, diyelim ki bir enflasyon verisi açıklandı. Bir yıl önceye göre enflasyon yükselmiş ama bir ay önceye göre düşmüş. İktidar yanlısı bir basın organı bunu enflasyon düştü diye veriyor. İktidara karşı bir basın organı da enflasyon yükseldi diye veriyor. Sayılar aslında çok kolay manipüle edilen olgulardır. Evet. Bunun evet gerçektir. Doların yükseldiği akşam gördüm. Tabii. Veriler kaldırıldı ekranda. Etmeye çok müsaittir. Bu çok büyük bir ahlaksızlıktır. Sen enflasyonun yükselmiş olabilir, evet, ya da düşmüş olabilir. Ama bunu vermen gereken tek bilgi, orada sana düşüklüğünü gösteren tek bir bilgi ya da 10 tane yükselmeye karşı değil. Sen bütün verileri ortaya koyarak bunu gerçekten analiz etmelisin. Çok yani onun için mesela bu tür, artık ben bunlara ahlaksızlık diyorum ama bunu iki tarafta yapıyor. Yani bir taraftan biri daha iyi değil. Yani gerçekten iki tarafta manipüle etme hali var. Evet, evet. Çünkü doğru bilgiye ulaşmak çok zorlaştı. Evet, çünkü benim kişisel fikrim bu.
yayın organının arkasında bir siyasi parti varsa A ya da B, yani çok da böyle tarafsızlık bekleyemezsiniz yani. Hani şimdi muhalif kanalları ya da muhalif gazeteleri, arkasındaki siyasi partiyi biliyoruz. İktidara yakın zaten belli hangi siyasi parti oldu. Dolayısıyla işin içine siyaset girdiği anda ortada gazeteciliğe dair çok az konuşabileceğimiz şey kalıyor. Ama hep öyleydi biliyor musun? Ben babamdan da bilirim. Yani hep işin içinde siyaset oldu bu memleketin. Haliyle analım bu arada kendisini. Ya evet, Allah rahmet eylesin, 22 yıl önce vefat etti. Yaşasa hep onu soruyorum. Yaşasaydı bunları görseydi ne yapardı diye. Ama bak hep bunlar yaşandı. İnan bana yaşandı. Ha, belki dozu artıyor. Belki sosyal medya ve başka mecralardan dolayı daha çabuk duyar olduk. Ama biz bunu siyasetin, gazeteciliğin içinde, medyanın içinde olma halini hep yaşadık Canan. Başka bir şey daha söyleyeceğim sana. Az önce söyledim ya hani gazeteciler de işte kendi mecralarını kuruyor. Şimdi bak her dijitalleşme dedim. Her şeyin kişiselleştirildiği bir dönemden geçiyoruz. Evet. Yani mesela Canan Kaya tek başına bir medya sahibi. Ben falanca haberleri, falanca röportajları Canan Kaya'dan dinleyip şu telefonuma bunu alertini kurup filanca tip haberleri başka birilerinden alıp kendime bir kişisel alan yaratabilirim bununla burada. Sen kendi mecranda yaratabilirsin. Başka bir internet sitesi yaratabilir. Herkes yaratabiliyor. Bugün Adidas sana özel ayakkabı yapıyor. Mass Production ayakkabısıyla aynı fiyata. Bugün Netflix birkaç diziyi izledin. Aa Aslı bak bunları da sevebilirsin, bunları sevmiştin diye önüne getirebiliyor. Şimdi her şeyin bu kadar sana özel, kişisel olduğu bir dünyada toplumsal bir bütünleşme üzerinden bir reaksiyon beklemek artık romantiklik. Şimdi şu şeyden bir kurtulalım. Böyle bir dünyada insanlar meydanlarda hak arayamaz. Böyle bir dünyada insanı meydana çıkaramazsın. Artık bu gerçeği bir idrak edelim. Zaten 1960 ile 1990 arasındaki 30 yıla bak. Bob Dylan'lar, Bob Marley'ler, Pink Floyd'lar, Beatles'lar, Çiçek Çocuklar, Kadın Özgürlük Hareketleri. 60 ile 90 arasındaki 30 yılda yüzlerce sokak eylemi olmuştur dünyada ve Türkiye'de. 90 ile 2020 arasındaki 30 yılda saysan bütün dünyada ses getiren 5 bilemedin 10 eylem sayarsın. Neden biliyor musun? Çünkü 90'ların başında dünyanın hayatına, bireyin hayatına kredi kartı girdi. O güne kadar sanayici, iş adamı, ticaretle uğraşalım, kredi çekerek erişebildiği, ona ait olmayan para, borç, tabana yayıldı. Tabana yayılan borç, senin protest damarını keser arkadaşım. Çünkü sen elindeki kartla her şeyi alabiliyorsun. Aldığın zaman, borçlandığın zaman sen meydana çıkamazsın işte. Yani kredisi bitmemiş evinden çıkıp kredisi bitmemiş arabanla AVM'ye gidip sana ait olmayan parayla kendine çanta aldığın vakit o meydana çıkmak yürek ister. Yani bütün bunlar o kadar birbiriyle bağlantılı ki ve bugünün dünyasında bu sadece Türkiye için değil bu arada söyledim. İngiltere'de de en son büyük eylem Körfez Savaşı için, Irak işgali için yapıldı. 2003 falan 2004 o ara. Bir Occupy'lar vardı hatırla, Arap Baharı vardı. Onun dışında büyük büyük Wall Street eylemleri bu kadar. Yani dünyada 30 yılda utanç verici bir tablo. Saysan 10 tane büyük eylem sayarsın. Yok. Çünkü dünyanın harekete geçme. Yani düşünüyorsun, vicdanın sızlıyor. Ama buradan seni harekete geçirecek kasın kopuk, kesik. Ama mesela aslında bu arada çok güzel bir anlatımdı. Yani böyle hayranlıkla dinledim. Çünkü ben de her zaman için şuna inanırım. Ekonominin bir şeyleri şekillendirmesinin çok önemli rolü vardır. Hatta siyaseti, yaşadığımız hayatın dönüşünü anlamak için ekonomiye bakmamız gerektiğine inananlardım her zaman için. O yüzden anlatımın çok çok önemliydi. Fakat şöyle bir şey var. Mesela dedin ya ama işte Gezi'de 2013'de oldu ve tüm dünyayı etkiledi aslında. O da onlardan biri zaten. Evet. Eylemin içinde olan eylemlerden biri. Çok eski bir tarihte, yakın bir tarih aslında baktığımızda. Yani demek ki belki de olabiliyor. Yani belki de bir bam teli var insanların. Ama Gezi olduğunda elimizde Twitter vardı. Bir de Instagram yeni başlamıştı. Bak bu kadar kişisel bir dünya yoktu hayatımızda. Doğru. Her şey dizayn edildi. Vardı bir de. Sana göre her şey dizayn edildiği dünyanın içinde kişiselleştirebildiğin, doğru, girdilerin içinde artık
Toplumsal bir şeyi beklemek zorlaşıyor giderek demeye çalıştığım şey o. Burada ne devreye giriyor Canan? Bireysel devrim. Burada işte asıl zaten sınavımız bu. Sırat köprüsü burada birey olabilmekten geçiyor. İnsanlar birey olmayı bencillik gibi algılıyor. Hayır. Birey olmak bir insanın ulaşabileceği yüksek mertebedir. Çünkü Aynen. bireysel içinde hesap verme kültürü vardır, hesap sorma hali vardır. Bireyselliğin içinde özür dilemek vardır, yaptığı hatanın sorumluluğunu almak vardır. Gibi 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 gibi. Yani başkalarına suç atarak ben yapmadım diyerek çocukluk yoktur. Bireyselliğin içinde yetişkinlik vardır. Şimdi dolayısıyla sınandığımız bu ergen tepkileri veren toplumun sınandığı nokta burada birey olabilmek üzerine işte. Benim demeye çalıştığım şey bu aslında. Bu gelen çağ, yani bu yeni başlayan çağ, pandemiyle beraber dönüşen, ben onun için iyimserim biliyor musun? İnsanı kendiyle yüzleştiren bir çağ haline gelecek. Önce bireyden geçiyor. Ben bunun sorumluluğunu alacağım. Cesur olacağım. Bak Etienne de Leboeuf'un, buradan Ece Üner'i öpüyorum canım benim. Ece bana bir kitap önermişti sağ olsun. Nasıl ekmeğini yedim ben o kitabın? Onun üstüne kaç konuşma yaptım. Bak Etienne de Leboeuf 1500'lerde yaşayan çok değerli bir hukuk adamı. Machiavelli'nin de mentorum dediği adam ama 33 yaşında ölüyor gencecik. Bu çocuk 23 yaşında hukuk fakültesini bitirdiğinde gönüllü kulluk üzerine söylev. Gönüllü kulluk üzerine söylev. Herkes alsın lütfen. Bir kitap yazıyor. Yıkılıyor yani. Tam bugünü anlatıyor, o günü anlatıyor. Bütün dünyayı anlatıyor. Herkes aynı süreçlerden geçiyor. Ve orada ne diyor biliyor musun bak? Bir kişinin milyonlarca kişi karşısında gösterdiği cesarete şaşırıyorsunuz da, milyonların bir kişi karşısında gösterdiği korkaklığa neden şaşırmıyorsunuz? Ben buna şaşırıyorum arkadaşım. Ben bunu soruyorum. Ben kendime aynaya bakıyorum ve kendime bunu soruyorum. Benim çünkü hesabım kendimle. Hakikaten yani bu cumartesi gününde böyle kafa açıcı, böyle bilgilendirici, çok güzel bir sohbet gerçekleştirdik seninle. Bol bol da güldük tahmin ettiğim üzere. Yüzünden gülücükler eksik olmasın, var ol. Programını izlemeye de devam edeceğiz. Hafta içi her gün ekrandayız saat 20. Her gün değil mi? Her gün ekrandayız saat 20'de. Kaçtaydı? 20'de. Tekrarlarımız da gece 24'te, hafta sonu da tekrarlarımız var, sabaha karşı da var. Yani Bloomberg'ü açın, bir şekilde denk gelirsiniz bana yani. Dönüyorum. Alican maaşıma zam yapsın, sürekli ben dönüyorum çünkü. Alican bu ikinci bölümü bilemiyorum artık. Yani diyeceğim bu arada, yani hakikaten herkese kadınlar için, erkekler için eşit özgürlüklü, çocuklar için şiddetin olmadığı, merhametin, sevginin olduğu, hepimizin birbirimize gönlümüzün, şuramızın titreyerek baktığı bir ülke hayalim var. Çok istiyorum. Ben çünkü ülkemi çok seviyorum. Ben Londra'dan 11 yıl önce geldim ve ülkenin en zor zamanlarında gelip ben ülkeme gideceğim diye geldim. Orada keyfim yerindeydi. Ve yapabileceğim ne varsa kendi adıma yapacağım. Ülkemi seviyorum. Sonuçta da bir gazetecisi olarak, bir televizyoncusu olarak kalabildiğim kadar, yaşım el verdiği için oram buram sarsa da kalmayı düşünüyorum. Aman kal, gerçekten seviyoruz seni. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Kendine çok iyi bak. Yine böyle 2,5 yıl geçmesin bu sefer. Daha yakın bir zamanda yine görüşmek dileğiyle. Tamam, çok istiyorum. Çok teşekkürler. Ben de öyle. Hoşçakal. Teşekkürler. Bay bay.